Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın çocuklara armağan ettiği 1. Çocuk Festivali ve 2. kez düzenlenen Aksaray Kitap Günleri Fuarı yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 23 Nisan'da çocukların doyasıya eğlenmesini sağlayan festivalin 3. gününde de çocuklar ve aileleri festival alanını doldurdu. Festival çerçevesinde alanda çocuklara yönelik gölge oyunları, masal dinletileri, şişme oyun parkurları, ödüllü çocuk yarışmaları, sokak oyunları, çocuk karaoke, çocuk tiyatrosu ve müzikaller gibi etkinlikler düzenlendi. Ayrıca yine festival alanına kurulan boyama atölyesi, kokulu taş atölyesi, cam ve füzyon atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi gibi atölyelerde çocuklar eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulundular. Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve 23 Nisan'da başlayan, 29 Nisan Pazar günü sona erecek olan 1. Çocuk Festivali, pazar pazar fuar alanında gün boyu devam eden etkinliklerle çocukları yine birbirinden eğlenceli sürpriz etkinliklerle karşılıyor. 3. gün etkinlikleri kapsamında festival alanında Maşa ile Koca Ayı çocuk müzikali, Hacivat Karagöz orta oyunu ve oyun parkurları, atölyeler, çocuk animasyonları çocukları eğlendirirken ödüllü yarışmalar çocukların kıyasıya yarışına sahne oldu. Aksaray'da kitap severlerin heyecanla beklediği 2. Aksaray Kitap Günleri Fuarı da ilk 3 günde 150 bine aşkın ziyaretçisini ağırladı. Aksaray Belediyesi tarafından pazar pazar fuar alanında düzenlenen fuar özellikle 23 Nisan'da binlerce Aksaraylıyı konuk etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren Aksaray Belediyesi 2. Kitap Günleri Fuarı'na akın eden vatandaşlar yüzlerce yayın evi ve yazarlarla imza günü ve söyleşilerde buluştu, hatıra fotoğrafı çektirdi. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi projesi kapsamında kurulan Hanımeli Pazarı'nda üretici olan ve gıda ürünleri satan kadınlara gıda güvenliği ve hijyen eğitimi verdi. Kadınların el emeği ürünlerini değerlendirdiği Hanımeli El Emeği Pazarı'nda satılan ürünler arasında gıda ürünlerinin ayrı bir yer tutması sebebiyle verilen gıda güvenliği ve hijyen eğitimi kapsamında kadınlara gıdaların uygun koşullarda saklanması, gıdaların bozulma nedenleri, gıda kaynaklı hastalıklar, bulaşma yolları ve kişisel hijyen kuralları gibi konu başlıkları hakkında bilgiler yer aldı. Ortamdan işte evde kullanıyorsan elde, evde kullanıyorsan yüzde. Uzaklaştırmasını sağlamaktır. Sabunun mikropları öldürme, onların çoğalmasını engelleme özelliği yoktur biliyorsunuz. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen biyolog Ahmet Arı'nın Hanımeli El Emeği Pazarı'nda üretici olan ve gıda ürünleri satan kadınlara yönelik verdiği gıda güvenliği ve hijyen eğitimine projenin mimarı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın Neşesi Beyazgı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt ve üretici hanımlar katıldı. Aksaray Belediyesi Başkanlık Binası konferans salonunda verilen eğitimler, Hanımeli El Emeği Pazarı'nın yanı sıra birey ve toplum sağlığı açısından yaz aylarının yaklaştığı bu günlerde ayrı bir önem de taşıyor. Aksaraylı kadınların el işlerinden ev yapımı gıda ürünlerine kadar birbirinden farklı el emeği ürünlerinin yer aldığı Hanımeli Pazarı her çarşamba cumartesi pazar pazarı alanında kuruluyor. Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla Aksaray'ın akademik eğitim almış fotoğraf sanatçılarından Hakan Öztürk, Aksaray'da kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri derlediği 101 Yüz Aksaray kitabının fotoğraf sergisini pazar pazarı fuar alanında açtı.
Aksaray Belediyesi'nin desteğiyle Aksaray'ın kaybolan meslekler kavramı yerine yeniden keşfedilmeyi bekleyen meslekleri kültür ve tarihiyle yaşatan yüzleri konu alan 101 Yüz Aksaray kitabına paralel 101 Yüz Aksaray temalı kentin ve bölgenin tanıtımına yönelik fotoğraf çeken sanatçı, gezi yazarı, öğretmen Hakan Öztürk çalışmasını tamamladı. Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla çalışmalarını tamamlayan Öztürk, Aksaray'ın kültürünün taşıyıcısı olan meslekleri unutulmaz fotoğraf kareleriyle hafızalara kazıyor. Bugüne kadar pek çok fotoğraf sergisi açan ve gezi kitapları bulunan Hakan Öztürk'ün Aksaray Belediyesi işbirliğinde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yer aldığı fotoğraf kareleriyle Aksaray'ın geçmiş ve bugünü 101 Yüz Aksaray Fotoğraf Sergisi 2. Aksaray Kitap Günleri Pazar Pazar Fuar Alanı'nda sergileniyor. Burada 101 Yüz Aksaray kitabımızın tanıtımını ve fotoğraf sergisini gerçekleştirdik. Gerçekten gençleri, çocukları, sanatı ve ilimi bir araya getiren harika bir organizasyon. Buradan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanları sunduğu için sergimiz 101 Yüz Aksaray kitabımızın sergisi. Kitabımızda 100 kişi üzerinden Aksaray'da halen yaşayan 100 kişi üzerinden 7 yaşından başlayıp 70 yaşına kadar Aksaray'ın kültürel değerlerini araştırdık, fotoğrafladık. Röportajlar yaptık ve kitap haline getirdik. Bu kitabı elinize aldığınızda bir Aksaraylı ne yer, ne içer, nerede gezer, yok olmayı tutmuş meslekler hangileri, hangi kültürel adetleri var, bunları değerlendirdik. 100 kişiyle sınırlı tuttuk ki çok sıkıntı olmasın ama renkliliği artırmak için dediğim gibi 7 yaşından başlayıp 70 yaşına kadar yok olmayı tutmuş mesleklerden başlayıp sosyal yaşama kadar olabildiğince renkli bir yelpaze sunduk. Aksaray İHA İnsani Yardım Derneği bakımını üstlendiği yetim çocuklara destek olmak amacıyla kermes düzenledi. Aksaray Belediyesi Başkanlık Binası yanındaki alanda açılan kermese öğretmen ve öğrencilerle birlikte çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Kermes açılışına belediye başkan vekilleri Mustafa Karahancı, Serdar Baydar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 6 gün boyunca sürecek kermesten elde edilecek gelir, Aksaray İHA İnsani Yardım Derneği'nin bakımını üstlendiği 356 yetim çocuk yararına kullanılacak. Aksaray İHA Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, kermes açılışında yaptığı açıklamada İHA'nın 100 bin yetime destek olduğunu belirterek kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. 6 gün açık olacak kermesimiz Aksaray İHA İnsan Yardım Derneği çatısı altında yürütülüyor. 5 yıl önce bir yetimle başladık. Bugün 356 yetim çocuğa, bu çocuklarımızın hepsi Aksaray doğumlu. 356 yetim çocuğumuza destek olmaya çalışıyoruz. Ayda 100 lira burs vererek onları hayata tutundurmaya çalışıyoruz. Dostlarımızın desteğiyle bunların hepsi oluyor. Kamu kurumlarımızın desteğiyle böyle oluyor. Bu çadırı belediyemiz kurdu. Tüm sivil toplum kuruluşlarımız da kermes yapıyorlar. Bizim kermesimizin amacı yetimlerimizin yıllık giderlerine destek olmak. Ayda 100 lira verdiğimizde çok ciddi bir külfet oluşuyor. 35.600 lira ediyor 356 çocuğun bursu. Hafta sonu kursları, gezi etkinlikleri, sosyal faaliyetler derken yükümüz çok ağır. Biz buradan Ramazan yaklaşırken de değerli Aksaraylı halkımızdan zekatların da yetimlerimiz için değerlendirmelerini istiyoruz. Buradayız. Sadece sürekli yardım talebinde bulunmuyoruz. Aynı zamanda kendi kaynaklarımızla da masraflarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Hepsi bu özetle. Çok teşekkür ediyoruz. Aksaray Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 2. Kitap Günleri Fuarı'na katılmak üzere Aksaray'a gelen oyuncu yazar İclal Aydın Hanımeli Pazarı'nı gezdi. Pazarı, Hanımeli Pazarı projesinin mimarı, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın Neşe Hasibe Yazgı ile birlikte gezen İclal Aydın, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak Aksaraylı kadınların el emeği ürünlerini tüm takipçilerine tanıttı. Aksaray Belediyesi 2. Kitap Günleri Fuarı'nda okurlarıyla buluşmak üzere imza günü ve söyleşi için Aksaray'a gelen yazar İclal Aydın, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın Neşe Hasibe Yazgın'ın davetiyle Hanımeli Pazarı'nı gezdi.
İkinci kitap günleri fuarında söyleşi ve imza gününe katılan İclal Aydın, Aksaray Belediyesi'nin kadınlara iş imkanı sağlamak amacıyla kurduğu Hanımeli Pazarı'nda alışveriş yaptı. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınla tüm takipçileriyle paylaştı. Projenin mimarı Hasibe Yazgı ile birlikte pazarı gezen İclal Aydın, Aksaray Belediyesi'nin kadınlara yönelik projeleri hakkında bilgiler aldı. Akbik merkezimiz ve kadın aktivite merkezlerimiz var. Bayanların spor yapmalarına imkan sunuyoruz. Aynı zamanda birçok sanat, el sanatları öğrenmelerini de sağlıyoruz. Şu an sayısını inanın ben de bilmiyorum. Ben hatırladığım kadarıyla 8 miydi acaba? 8'di. Geçen sefer geldi başkanımdan öğrendim ben. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'ya Türkiye Odalar Borsalar Birliği Aksaray Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysun Akkurt'a projede emeği geçen herkese tüm kadınlar adına teşekkür etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın eşi Hasibe Yazgı'nın misafiri olarak ağırlanan ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın daha sonra annesinin köyünü ve Ihlara kasabasını ziyaret etti. Aksaray'a kızı Lal'le birlikte gelen İclal Aydın, kızıyla birlikte memleketini adım adım gezdi. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.